Sesimiz geliyor mu? Sesiniz geliyor. Gayet net. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Görüntü var değil mi? Slaytlarımız var. Slaytlarda duygu mantık katmanlarında şu an görüyoruz. Evet. Tamam, harika. Burada önemli olan dediğimiz gibi karşı tarafın modeline göre iletişim kurmamız gerekli diye. Eğer siz fikrinizi kabul ettirmek istiyorsanız karşı tarafın modeline dikkat ederek iletişim kurduğumuzda, yani ihtiyacı olduğu kadar duygusal giriş yapıp, yani şu duygu katmanını onun ihtiyacı kadar geçmekte fayda var mantığına ulaşabilmemiz için. Çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Şöyle düşünün, bir sporcunuz sürekli sahada bir hata yapıyor. Ve o hatayı düzeltmesi için onunla konuşmanız gerekiyor. Birebir konuşmanız gerekiyor. Siz doğrudan 3 numaralı bir modele sahip bir çocuğa 2 numara yaklaşımı gösterirseniz, doğrudan tabiri caizse bodozlama konuya girerseniz direkt kapatacak kendini, mantığına asla ulaşamayacaksınız. Defalarca o hatayı yapmaya devam ettirecek. Dolayısıyla yapmamız gereken önce nasılsın? Bir sorun mu var? Nasıl gidiyor? Arkadaşlarına iletişimin nasıl? Keyfi nasıl? Modun nasıl? Enerjin iyi mi? Kondisyonun sağlam mı? Genel bir giriş yaparak duygusunu yakaladıktan sonra onun mantığı zaten kendi kendine açılıyor. Ve açıldığı an, o an itibariyle artık yaptığı hataya konuşmak kesinlikle birebir mantığıyla örtüşmesini sağlıyorsunuz. Yani ikna kabiliyetinde de en yaygın kullanılan ve en kolay yöntemlerden bir tanesi. Bunu bilinçli kullanmak iletişimde fark yaratıyor arkadaşlar. Şöyle pardon devam edeceğim. Devam edemiyorum. Slayta geçelim. Ha şimdi. Bu tabii günümüzde geliştirilmiş bir yaklaşım değil. Günümüzde söylenen bir şey değil. Yıllar önce bu, çok uzun yıllar önce söylenmiş. Aristo, Yunan filozoflardan aslında bizim Türk tarihimizde de çok önemli görevi olan bir filozof. Milattan önce 300 yıllarında yaşamış ve Büyük İskender'in de iletişim hocasıymış. Dikkatinizi çekerim, milattan önce 300 yılı iletişim hocalığı. Yani inanılmaz bir vizyon o döneme dair. Aristo'nun çok güzel bir ifadesi var, onu kullanmak istedik. Bir kişinin ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değil, nasıl söyleyeceğini de bilmesi aslında o iletişimi kesinlikle verimli kılar diyor. Yani bu da bize aslında modelimizin ne kadar örtüştüğünü gösteriyor. Ne söylediğimiz çok önemli olabilir ama nasıl söylediğimiz her zaman daha önemli bir boyutunu oluşturuyor. Tam da burada aslında daha önemli diyoruz, daha az önemli diyoruz. Bunu biraz yüzdeleyelim isterseniz. Çünkü yüzdeler daha akılda kalıcı oluyor. Bir de daha bir ispatlı gibi, daha bir analitik tarafını gösteriyor. 1962 yılında NASA bir vizyon oluşturuyor ve Apollo projesini yaratıyorlar ve 69 yılında bir kişiyi Ay'a göndereceğiz diyorlar. Bunun için tabii ki iletişim kanallarını da araştırmaya başlıyorlar. İnsanlar iletişim kurduklarında iletişimin ne kadar önemli olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. Araştırma detayları çok paylaşılmıyor ama yüzdeleri paylaşıyorlar. Diyorlar ki bir insanın iletişim kurarken kullandığı kelimeler mi daha önemli, beden dili mi daha önemli diyecek olursak, görüyoruz ki şaşırtıcı bir sonuç. Yeşil adama baktığımızda kelimeler iletişim kurduğumuzda öneminin sadece %7'sini oluşturuyor beyler bayanlar. Yani %7 önemli ne söylediğiniz. %93 boyutunda beden dili önemli, nasıl söylediğiniz. Yani o kelimeye yaptığınız vurgu. En güzel örneklerinden bir tanesi, bir koç takımındaki çocuklara bir şeyi öğretmeye, bir tekniği öğretmeye çalışıyor ve teknikle ilgili bilgi vermeye çalışıyor. Ama bir türlü algı olmadığı için, algılayamadıkları için sesini yükseltmeye başlıyor. Koç sonrasında şunu diyebilir, ya ben sadece öğretmeye çalıştım ama çocuklara bağırmış gibi bir algı yaratıldığı için farklı bir konumlamaya geçiyor olabiliyorlar. Dolayısıyla yine kendini kapatabiliyorlar. Biz Türk insanları olarak genelde Türk insanları üzerinde de yapılmış çok az sayıda ne yazık ki bu konuda araştırma var ama deneyimlerimizde de bunu gösterebiliyoruz, görebiliyoruz. Kelimelere çok önem veriyoruz. Yani diyoruz ki işte müdürünüzle konuşacaksınız, head coach'la konuşup kulüp başkanıyla iletişime geçeceksiniz ve bir talepte bulunacaksınız koç olarak. Bütçe en güzel konu. Bütçe talep etmek için görüşmeniz gereken kişiyle hazırlığınızı yaparken hep şunu hazırlarsınız. Hazırlarız. Hepimiz bunu yapıyoruz. Hangi kelimeleri kullanmam gerekiyor? Hangi verileri ortaya koymam gerekiyor? %7'ye odaklanarak hazırlık yapıyoruz. Karşımızdaki insanı ikna etmek için halbuki yapmamız gereken şey hissettiğinizi hissettirmeye çalışmak. Yani beden dilinize odaklanmak. Karşı tarafı duygunun geçmesine sağlamak. Çünkü sizin ne hissettiğinizi %100 sizinle hemfikir olarak anlayan bir insan ya size anlayacağınız şekilde niye o bütçenin verilemeyeceğini anlatır,
sizin de kabul edebileceğiniz boyutta ya da kabul etmiş olur. Direkt kabul boyutuna geçer. Yani sizin yani bizim ne hissettiğimizi karşı tarafa aktarmak için doğru kelimeleri seçmemiz gerekmiyor. Doğru beden diline takılmamız gerekiyor. Bu konu bizim işimizde zaten en önemli konu. Çünkü saha içinde kelimelerle veya sesle aktaracağımız çok fazla bir şey yok. Birkaç kelimeyi, birkaç bilemediğiniz iki cümleyi bir şekilde, en verimli şekilde aktarmanız gerekiyor oyuncuya. Bunun için beden dili burada çok ciddi anlamda önem kazanıyor. Buna ne kadar özen gösterirseniz mesajınızı o kadar başarılı iletmiş oluyorsunuz. Yani özen göstermekten kasıt, anlatmak istediğinizi bedeninizle yansıtıyor musunuz? Onun farkındalığında olmanız gerekiyor. Şimdi burada tabii ki beden dili de ikiye ayırıyoruz. Bu 62'de yapılmış işte NASA tarafından yapılmış araştırmayla beraber ikiye ayrılıyor aslında. Ama günümüzde çok son dönemlerde daha fazla duymaya başladığımız bir kavram giriyor hayatımıza. Paralanguage dediğimiz. Yani beden dilinin ötesinde paralanguage diye bir kavram giriyor hayatımıza. Bunu da ayrıştırıyorlar. Mavi adam, kırmızı adam bu şekilde oluşuyor aslında. Mavi adam boynumuza kadar, aslında boynumuzdan yukarıya dediğimiz, kafamız dediğimiz boyutta verdiğimiz mesajlar. Burada jestler, mimikler, ses tonu, vurgu vesaire devreye giriyor. Yani gözlerimizi kısarak konuştuğumuzda farklı bir mesaj veriyoruz. Gözlerimizle daha böyle büyüterek, belerterek baktığımızda daha farklı bir mesaj veriyoruz. Şöyle yaklaşık bir örnek vereyim. Mesela birini iyi dinlediğini beden diline nasıl ifade edersin? Şöyle yaklaşıyorsun, gözlerini hafif kısarsın böyle, can kulağıyla dinliyormuş gibi bakarsın şu şekilde. Değil mi? Umursamaz bir şekilde böyle de dinleyebilirsin. Hatta kafanı başka yere çevirir. Yani böyle de dinleyebilirsin. Yani neticede dinliyorsun. Ama karşı tarafa verdiğin mesaj nasıl dinlediğinle ilgili. Şimdi burada önemli olan boyutlamada şu var. Yani insan kafası ortalama 4,5 kilo ağırlığındadır. 4,5 kilo ile verdiğimiz mesaj ve vücut ağırlığınızın diğer kalan toplam kütleyi oluşturan fizyoloji dediğimiz bedenimizle verdiğimiz mesajlar. Burada yüzdeleme olarak baktığımızda yine ses tonu, tonlama, vocal dediğimiz %38'i oluşturan kısım, kafamızla verdiğimiz mesajlar çok çok önemli bir boyutta. Yani kelimeler, ağzınızdan çıkan kelimelerin yüzdesi sadece %7 iken ses tonunuz %38 onun değerini arttırıyor. Söylediğimiz şeyin değerini arttırıyor. Geri kalanıysa aslında daha ziyade el kullanımı, el, ayak ve vücut duruşu dediğimiz verdiğimiz mesajlar. Biz tabii bunları hakemlerde çok yoğun çalışıyoruz. Çünkü sahaya çıktıkları an itibariyle beden dilleriyle yoğun mesaj vermeleri gerekiyor. Veya yoğun mesaj verme tercihine giriyorlar. Dolayısıyla az kelime ve çok beden diliyle verebileceğimiz mesajları alışkanlıklarımızı yönetmeye başladığımızda deneme yanılma yöntemiyle o kadar güzel oturtabiliyoruz ki beden diliniz de çok net, konusuna hakim, konusunda uzman ve tepkileri vücudunda absorbe edebilen, beyninde, zihninde absorbe edebilmiş, konuya odaklanmış bir izlenim yaratabiliyorsunuz. İç dünyanızda o öyle olmayabilir. Yani iç dünyanızda fırtınalar kopuyor olabilir ama görüntü itibariyle baktığınızda inanılmaz konuya hakim ve duruşu sağlam, konusunda uzman kişi izlenimi yaratabiliyoruz. Bu bizim çocuklarımızla iletişimde, yani sporcularımızla iletişimimizde de çok çok önemli. Çünkü sizden başlıyor, sizi rol model alıyorlar. Siz aslında farkında bile değiliz çoğu zaman ne kadar rol model alındığımızın. Çocukların tamamı ilk etapta sizi rol model alıyorlar. Ne söylediğinizi değil, çocuk yetiştirenler varsa aranızda da çok güzel bir mesaj aslında. Hiçbir zaman çocuklarınız sizin söylediklerinizi yapmazlar, sizin yaptıklarınızı yaparlar. Dolayısıyla söylediğiniz değil, yaptıklarınızı yaptırma eğilimi için örnek olmamız gerekiyor. İletişimimizi de doğru boyutta kullanmamız gerekiyor. Yani söylenilenler yapılmaz. Görülenler veya hissedilenler daha çok yapılır. İnsan fizyolojisinde çok önemli bir başka veriyi beraberinde getiriyor. İnsanlar duyduğu kelimeleri unuturlar. Hissettiklerini asla unutmazlar. Hissettiğiniz bir şeyi asla unutmazsınız. O duygu her zaman kalıcıdır. Dolayısıyla duyguların ne kadar önemli olduğu burada da ortaya çıkıyor. Neden bu kadar yoğun duygu üzerinde duruyoruz? Şöyle bir düşünceye girelim. Star oyuncularınız, sporcularınız zaten star olma yolunda ilerliyorlardır. Ama daha vasat gördüğünüz bir sporcuya bilin ki siz de ona vasat beden diliyle karşılık verdiğiniz için kendine daha da vasat olma ve orada tutma eğilimi gösteriyor. Yani ona star oyuncunuza davrandığınız gibi davrandığınız gün o çocuk kendini keşfetmeye başlıyor.
ve harikalar yaratabiliyor. Bir kulübümüzde 2 yıl önce 4 tane sporcu verdiler bana altyapıdan. Ve dediler ki sen bu çocukları biz milli takımı kazandırmak istiyoruz 1-2 yıldır. Ama bir türlü başaramıyoruz. Bu çocukları milli takımı hazır kafaya getirebilir misin? Tamamen iletişim tercihleri üzerine bu çalışmaları ve buna benzer tabii çalışmaları yaklaşık 8 ay bir süre onlarla düzenli ayda bir araya gelerek çalıştık, birebir çalıştık. Sezon sonunda 3 tane 4 çocuğumuzun 3'ünü milli takıma aldırmayı başardık. Çünkü kendilerine inanmaları gerekiyor. Vasat gördüğünüz çocuklar bile aslında harikalar yaratabiliyor. İyi olanların 3. bir gözü yok. 3. bir kolu da yok, 3. bir ayağı da yok. Sizin neyiniz varsa ya vasat çocuğun neyi varsa star çocuğunda aynen fizyolojik olarak aynı özelliklere sahip. Sadece zihninde kendine kabul ettirmesi lazım. İyi olduğunu, değerli olduğunu. İyi hisseden, değer veriliyor hissedilen her sporcu kesinlikle harikalar yaratabilir. Tabii ki yeteneği de varsa ve istiyorsa, istekliyse. İstek burada çok önemli bir türlü boyutu oluşturuyor. Ama istemesini sağlamak da bizim bizlerin veya sizlerin daha ziyade görevlerinden bir tanesi. İkna becerisine giriyor orada. Yani ikna becerisi de tamamen iletişim tercihlerimizdeki beceriyle örtüşüyor. Devam ediyorum izninizle. Yani burada aslında paylaşmak istediğim bu slide gerçekten çok çok önemli. Biz genelde karşımızdaki kişilere, bu eşlerimiz için de geçerli. Yani söylediğimiz bilgilerin hiçbiri sadece basketbola dair değil. Hayata dair. Dünyanızdaki insanlarla iletişim. Mesela bazı eğitimlerde şöyle bir şey oluyor. Hocam diyor ben eşimi ikna edemiyorum bir türlü diyor bir kişi. Diyorum ki lütfen kelimeleri seçmeye çalışma. Karşındaki eşine hissettiklerini anlatmaya çalış ki senin ne hissettiğini anlasın. Günün eğitim 2 günse, 2. gün eğitime geldiğinde kesinlikle başarılı olduğunu örnekleyebiliyor. Hatta eşim dedi ki diyor yani içine kim girdi, kimsin sen, değişmişsin. Farklı bir kulakla dinliyorsun beni, farklı bir kulakla, farklı bir dil kullanıyorsun bana karşı. Yani tercihlerinizi değiştirmek bugünden yarına sizin sağlayabileceğimiz, bizim sağlayabileceğimiz bir şey aslında. Dolayısıyla şu sonuca geliyor. İkna olmayacak insan yok. Yeter ki değerli hissettirelim ve doğru duygu mantık kanalından geçiş yapalım, giriş yapalım. Sonuca da etki ettiğini çok net görebiliyoruz. Tekrar duygu mantık yumurta modeline geri döneceğim çok kısa. Çünkü nesillere göre bu nasıl bir dünyada olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bu 3 modeli, 1-2-3 diye adlandırdığımız modeli normalde salt paylaştığımızda şu kıtalara göre örnekleyecek olursak Türkiye genelde 3'te gösteriliyor. Hani daha duygusal bir toplumuz ama ne yazık ki Türkiye 3'te değil arkadaşlar. Kendimizi bu kadar da aşırı duygusal da görmememiz lazım. Çünkü değişiyor, yeni nesille birlikte zaten değişiyor. Ama genel olarak da Türkiye çok az bir şekilde duygu mantık katmanında bu kadar yoğun duygu yaşayan. Bizden çok daha duygusal toplumlar var. Asya kıtasına simgeliyor aslında burası duygu mantık kapsamında 3 numara. Biz 1 numaradayız. Biz buradayız. İlk yumurtanın içerisindeyiz. 60'a 40. Daha duygusalız mantığa göre. Ama mantık boyutumuz da bayağı geniş. Şöyle bir algı yaratmasın, yanlış anlaşılmasından hep çok korkarım bu slaytta. Çünkü bu 3 numara dediğimiz kişi mantıksız bir insan değil. Zeki olmayan bir insan değil. Sadece daha duygusal. Öyle düşünmemiz lazım. 2 numara dediğimiz daha mantıklıysa daha zeki olmasını gerektirmiyor. Sadece daha az duygusal. Bu şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Etki eden mantık değil, duygu. Duygunun az veya çok olması. Yani mantığın az veya çok olması değil. Aynen öyle. Sadece duygu, mantığa ulaşmak daha fazla zaman oluyor 3 numarada. 2 numarada ise çok daha kolay mantığa ulaşabiliyoruz. Doğrudan konuya girebiliyoruz. Direkt de algıları açık olabiliyor. Duygu da algıları açmak için, uzanlaması için biraz daha fazla giriş yapmak lazım. Şu anda 1 numara yani 65-95 kuşağı. Mantık ve duygu neredeyse eşit gibi gözüken, %40'a %60 oranda gözüken esasında şu andaki yeni nesil antrenörler. Onlara muhatap oluyoruz. Sporcular da şu anda 96-2030 Z ve Alfa nesli dediğimiz mantık katmanı bayağı bir geniş ama duygu katmanı dar olan yani tamamen dijital şu anda düşünce sistemine, yapay zeka gibi düşünce sistemine sahip oyuncu kitleriyle karşı karşıya olacağız şu andan itibaren. Ve dolayısıyla bu iki kuşak arasındaki iletişim becerisi bu
şeyin sporcuların Z ve alfa nesli sporcuların başarısına birebir etki edecektir. Bu çalışma sadece genelleme tabii ki. Tabii ki 3 numaralı modelde de çok fazla çocuğumuz olacak, 1 numaralı da olacak veya koçumuz olacak. Ama genelleme yapacak olursak ağırlık Z ve alfa kuşağının mantık 2 numaralı modelde buluştuğunu, yani kırmızı çeperde buluştuğunu gösteriyor. Şey, konuşmanın başında hatırlarsanız Anadolu ayrı bir model demiştim. Anadolu hala 3 numaralı modelde çoğunlukta yer alan bir durumda. Oradaki duygu katmanı oradaki insanlarda yerel şartlardan dolayı, yerel kültürlerden dolayı maalesef halen bu şekilde yer almakta. Yani özellikle Güneydoğu'da Mardin benim için bu konuda en önemli örneklerden bir tanesidir. Orada yani farklı olması gerekiyor esasında iletişimin nasıl aktarılacağı, nasıl olması gerektiğiyle ilgili eğitimin oraya farklı olması gerekiyor dönemdeki sebep de bundan kaynaklanıyor zaten. Bu slide bize aslında neyi gösteriyor? Biz yeni nesilde aslında daha ziyade bir Z kuşağı ve alfa kuşağı tabii ki. 96 itibariyle doğumlu çocuklarımız daha ziyade duygu boyutu çok daha dar alanda mantığına çok daha kolay ulaşabildiğimizi gösteriyor. Ama bunu yapabilmek için de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu çocuklarımıza iletişim kurarken yapmamız gereken en önemli şey ne istediğinizi söylerken neden istediğinizi söylemekte yatıyor. Yani Z kuşağı ve alfa kuşağı isteklerimizi gerçekleştirmeleri için mantık arıyorlar. Yani söylediğiniz her yorumun altında neden bu böyle olması gerekiyor? Bir teknik değişti diyelim. Neden o tekniğin değiştiğini anlatmanız gerekiyor sizin hemfikir olması için. Hani hep şöyle bir algı vardır ya, yeni kuşak çok tembel, yeni kuşak hemen sonuca gitmek istiyor, hemen müdür olmak istiyor hepsi. Hemen star A takıma girmek istiyorlar vesaire. Aslında öyle değiller. Biz algıda onları yanlış konumluyoruz. Aslında gerçek şu, yeni nesil doğrudan sonucu görmek istiyor. O da direkt sonuçta, yani havucu görmek istiyor. Ben havuç diye tabir ediyorum bunu. Havucu gösterirseniz bırakın ona, o yapar. Sonuna kadar da gider. Son derece sorumluluk bilinci bu çocuklar. Sorumluluk bilinci yüksek. Ama neden olduğunu bilmek istiyorlar. Yani bir şeyin değişmesi gerektiğinde neden değişmesi gerektiğini mutlaka açıklamamız gerekiyor bizim hemfikir olması için. Burada bizim ülkede en büyük tezat nerede biliyor musunuz? Bu nesle ilgili yani 96 ve ötesi doğumlarla ilgili eğitim sistemi halen 1960'larda 1970'lerde geçerli olan eğitim sistemi olduğu için eğitimde başarısız diyoruz. Esasında sistemde başarısızız. Maalesef bu mevcut eğitim sistemi hiçbir zaman bu Z kuşağı veya alfa kuşağına hiçbir şekilde hitap etmeyecektir. İsrar edildiği sürece ve hiçbir şekilde sonuç elde edilemeyecektir. Esasında en büyük problem bu. Yani eğitim sisteminde şey değil, eğitimin içeriğinde bir problem var. Esasında gerçekte. Bunun farkına varmak gerekiyor. Ben özür dileyerek bir şey hatırlatmak istiyorum. Sözünüzü böldüm ama. Aşağı yukarı 20 dakikamız var. Bana birkaç sorular da geliyor. Bugün 20 dakikanın sonunu bitiriyor olalım. Çünkü ben sizi daha çok yıpratacağım yani. Bir iki program daha müsait olduğunuzda yapacağım. Acele etmemize de gerek yok. Sürenizi ona göre ayarlarsanız çünkü yönetmenin beni uyarıyor. Reklam kuşağı da var. 2 dakika içinde reklam kuşağı mı? Bir dakika, reklamdan bizim payımız ne? Abi onu daldığımız zaman su altında konuşalım. Tamam. 2 dakika o zaman alıyoruz. Şimdi burada özetleyecek olursak aslında kişinin duygusunu yok saymamamız gerekiyor ve duyguyu doğru geçtiğimiz takdirde kişilerin mantığına çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Duygu katmanını sıfır saymak da yanlış. Yani mutlaka bir merhaba, nasılsın, bugün nasıl geldin, keyfin yerinde mi, hadi başlıyoruz. En vasat gördüğünüz veya daha az başarılı gördüğünüz oyuncularınızla lütfen deneyin bu modeli. Göreceksiniz, en kötü ihtimalle hiçbir şey değişmez ama ben size değişeceğinin çok garantisini verebiliyorum. Çünkü yani binlerce kez denedik, inanın binlerce kez denedik. Hem iş dünyasında binlerce kez denedik. Kişilerin kendini keşfetmesini, kendini daha değerli hissetmesini ve daha verimli olmasına etki eden yaklaşım aslında ortaya koyuyor.
özetleyecek sayfamız aslında bu. İletişim özetleyecek olursak, işte tüm sunumu özetleyecek olursak, iki sporcunun birbirini fark etmesiyle başlıyor süreç. İlla konuşmaya başlamamız gerekmiyor iletişimimizin başlaması için. Sizin kaş gözünüz, bakışınızdaki ifadelerde karşınızdaki sporcular aslında bir tutum, bir gardını oluşturup ve sizinle iletişime geçme eğilimine başlıyorlar. Dolayısıyla belirleyici olan iletişime başlarkenki yüz ifadeniz ve yapıcı yaklaşımınız. Ne söylediğimizden çok aslında nasıl söylediğimize ve yaşatmamıza, yani hissettiklerimizi hissetmelerini sağlamamıza odaklanmak önemli. Beden diliyle de net mesajlar verildiğini birkaç örnekle de ortaya koyduk. Yani jest ve mimik daha yoğun kullanmamız gerekiyor. Temsil sistemlerine yönelik inşallah bir sonraki oturumda detay bilgi vermek isterim. Çünkü bu gerçekten temsil sistemleri de çok çok önemli. Olumlu yaklaşım iletişim olumlu sonuçlandırdığını veya sonuca daha olumlu etki ettiğini görebiliyoruz. Yani yapıcı olmakta fayda var. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Z kuşağı ve alfa kuşak kati surette bağırdığınızda söylediğinizi algılamıyor. Yani bağırarak etki etme eğilimi artık geçti onlarda. Bağırdığınızda tam aksine kendilerini kapatma eğilimine geçiyorlar ve daha çok boğuşmanızı sağlıyor. Yani daha çok kendi enerjinizden gitmesini sağlıyor. Biz kendi gençliğimizde, çocukluğumuzda diyeyim, bağırıldığında terbiye ediliş şeklimiz de o yöndeydi. Hani büyüğümüz bize bağırdığında hemen pısar kalırdık, odamıza çekilirdik. Yeni nesil bunu asla kaldırmıyor. Yeni nesile hani korkutma veya kaygı uyandırma eğilimiyle kendini keşfetmesini ve kendini gerçekleştirmesini başarı yönünde sağlayamıyoruz. Nedenleriyle açıklamak, ihtiyacı olduğu kadar açıklamaya sahip olmasını, altyapısını sunmak, koçların en başlıca iletişim tercihleri olarak görevleri. Ve bunu yaptığınızda o sporcular zaten yetenekliler ki takımınızdalar. O yetenek kısmını açtığımızda da kendilerini gerçekleştirmelerine en büyük katkıyı sağlamış oluyoruz. İletişimde ilk mesaj karşımızdakinin varlığını kabul etmekle başlıyor demiştik bir ara. Hani egoyu tatmin etmek, ki geri besleme bunun en güzel örneklerinden, hani feedback dediğimiz bir konu çok çok önemli. İletişimde feedback Türkçeleştirdiğimizde geri besleme olarak tercüme edilmiş durumda ve çok doğru bir tercüme. Besleme kelimesi var içinde. Yani söyleyeceğiniz şey karşımdaki insanı besliyor mu? Ona fayda sağlıyor mu? Buna dikkat ettiğimiz takdirde zaten bütün çocuklarımıza kendilerini keşfetme yolunda bütün kapıları açmış oluyoruz. Bütün bunların sonucunda ortaya bir tek şey çıkıyor yapılması gereken. Bunlarla ilgili farkındalığınızı hemen harekete geçirmek gerekiyor. Yani iletişimimizin her anında bu farkındalığı yaşıyor musunuz? Bir kere onu check etmek lazım. Ondan sonra gerisi tabii bu işler böyle şık diye olmayacağı için gerisi yavaş yavaş bunun antrenmanını çok yapa yapa hepsi bir rayına oturacak ve bu istediğiniz sonucu emin olun elde edeceksiniz. En önemli konu ön yargılardan ve kişisel algılardan sıyrılıp boş bir zihinle iletişim ortamında olmanız konusudur bana soruyorsanız. Sırt çantamız tabii çok önemli. Ön yargılar, beklentiler ve deneyimler demiştik. Her çocuğumuza, her iletişime sıfırdan girdiğimizde tekrar şans vermemiz gerekiyor. Tekrar şans verdiğinizde bunu çokça kez yapmanız inan gerekmeyecek. İkinciye, üçüncüye tekrar sıfırdan şans verme eğilimiyle iletişim tercihlerinizi doğru kullandığınızda o çocuk kendini keşfetmeye başlıyor. Evet, soruları alalım mı? Evet, sorular varsa çok merak ederiz tabii ki. Bir defa güzel bir sunum olduğunu düşünüyorum. Değerlendirme açısından değil, ilk defa iki kişi bir arada sunum yaptı. Bir defa bir araya geldiniz, önemli bir vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sorular var. İlk turdan sorusu olan Ümit vardı. Ümit lütfen sorar mısın? Ümit Yanar. Hocam merhabalar. Bu anlattıklarınızdan şahsımca ben kendime çok önemli paylar çıkardım. Çok teşekkür ederim bu bağlamda. Şimdi şunu ben merak ettim siz sunumunuzu yaparken. Maçın bitmesine 3 saniye var. Bir sayıyla gerideyiz. Biz topu kenarda oyuna sokacağız. Ve devam ya da tamam sonucu. Koskoca bir sezonun kaderi. Ya da üst düzeyde bakacak olursak NBA'deki playoff'un 7. maçı. Böyle bir durumdayız. Topu 3 numaralı tipteki bir oyuncudan oyuna sokturuyoruz. 2 numara screen yapıyor. 1 numara tipte olan da atış atacak. Mola süremiz 1 dakika.
çocukların gelmesi, oturması, bizim onlarla konuşmamız falan derken aktif olarak aşağı yukarı 35-40 saniye civarında onlarla konuşuyoruz. Bu 35-45 saniyede bu tiplerle iletişimi nasıl yapabiliriz? Ben sadece örnek verdim. Yani böyle kısa süreli... Şimdi biraz tekniğe girdiği için Nisan'dan ben de devralayayım, Nisan araya girsin. Şimdi böyle bir şey de zaten bu kadar üst düzey bir konu da bu kenar oyununun zaten defalarca çalışılmış olması gerekiyor. Kenar oyunun o anda o kenar oyundan başarıyı elde etmek için o kenar oyununu sizin 3 yöntemde yani görsel, işitsel ve dokunsal dediğimiz, kinestetik dediğimiz 3 yöntemde o sporculara öncesinden çalıştırmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla onun verimini orada o çalışmayı hatırlatma babında kullanacağınız ve motivasyon kelimeleriyle destekleyeceğiniz konuşmayı ortaya koyacaktır. Şöyle bir yani, yapabilir miyim? İlk defa kullanacağınız bir kenar oyununu öyle bir maçta zaten uygulayamazsınız. Hocam şöyle bir şey söyleyebilirim. Şöyle bir ipucu verebilirim. Aslında konuştuğumuz şeyle birebir örtüşüyor. Şu ana kadar konuştuklarımızda. Tabii ki çok daha fazla detay, stratejik yaklaşımlar var arka planda. Kısa sürede etkili iletişim nasıl olmalı şeklinde ama bugünkü paylaştıklarımızdan yola çıkarak ne söyleyeceğinizi kurgulamaya çalışmayın 40 saniye için. Iskalayabilirsiniz. 40 saniye yeterli olmayabilir ikna olması için. Hissettiklerinizi hissettirin. Yani takımınıza güvendiğinizi orada hissettirin. Dolayısıyla sizin önce sakin kalmanız lazım. Yani kritik bir an takımınıza güveniyorsanız o güveni orada tazeleyin ki yapabileceklerine inandığınızı tazelediğinizde sahaya çıktıklarında o inançla çıkmalarını sağlayın. Doğru kelimeleri yakalayamayabilirsiniz 40 saniye içerisinde. Dolayısıyla %7'ye odaklanmayın. Bakın yine %7'ye aslında konuşuyoruz. Ne söyleyeceğiz 40 saniye içerisinde çocuklarımıza? Nasıl bir iletişim kurmamız gerekiyor diyorsanız ki soruyu doğru sordunuz. Duyguya odaklanın. Onların duygularını yakaladığınız an işte çıkacaksınız. 3 saniye sonra düdük çalacak ve buraya şampiyon olarak geleceksiniz. Bunu bir hayal edin ve sahaya öyle çıkın. Dediğiniz an yani hissettiğinizi hissetmelerini sağlamanız gerekiyor. Kelimelere odaklanmayın. Kelimeler orada hiçbir şey yapamayacak. Zaten adrenalin salgılanıyor. Dolayısıyla o salgılanan adrenalinle kelimeler ıskalayabiliyor kişiyi. Burada ikinizin bir özeti aslında daha önce çalışılmış bir şeyi duygunuzu da yüksek tonda özgüvenini belirtecek şekilde verilmesi. Aynen. Bence ikiniz yani hap verdiniz. Aynı anda yutulması gerekiyor. Fatih lütfen mikrofonunu açar mısın? Ümit Bey'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz soru için. Merhaba. Sesim geliyor mu? Hocam. Çok net. Fatih Hocam, bu ne sürpriz. Hocam. Ne güzel merhaba. Seni görmek. Sizi görmek de çok güzel. Nisan Hocam merhaba. Merhabalar. Daha önce sizle tanışmamıştık. Ben hep duyuyorum hakem seminerlerinden adınızı ama ilk kez karşılaşıyoruz. Bugüne kısmetmiş. Size bir sistemim var aslında ikinize de. Hakemlerle çalışmaya başlayalı 5 yıl oldu dediniz. Demek ki benim bırakmamı beklemişsiniz. Ben 5 yıl önce... Şimdi onu Nisan dedi. 2015'te dedi ki 2014'te dedi ki 2014'te başlayalım. Yok dedi bir dakika bıraksın dedi. Fatih Hoca gidiyor dedim. Gitsin öyle. Fatih bıraksın o zor vaka dedi. O bir bıraksın ondan sonra başlasın. Anladım. Doğru tespit aslında. Çok ama, memnun oldum Fatih. Hocam özlüyoruz seni valla. Ben bıraktım ama basketbolun bu aileden çekeceği varmış biliyorsunuz. Oğlum devam ediyor. Evet. Ve çok iyi devam ediyor. Çok güzel bir konu. Çok da güzel noktalara değiniyorsunuz. Benim de size bir sorum olacak. Beden dili öğretilebilir bir şey mi? Sonradan öğrenilen beden dilinin riskleri var mı? Hakemler açısından soruyorum ben bunu. Çünkü bizde bir hakem duruşu, antrenör duruşu gibi yargılarımız vardır. Sahada birbirimize baktığımızda. Bu da belki tam tarifi olmayan o karizma dediğimiz şeyle biraz ilgili. Bilemiyorum. Hal böyle olunca öğretilen beden dili suni yaklaşımlar oluşturup da negatif sonuçlar da doğurabilir mi acaba sahada? Yani beden dilini düşünerek kullanıyor olmak hakemlerde bir sahada ekstra bir konsantrasyon eksikliğine sebep olabilir. Çünkü başka bir konuya, asıl konularına çok daha fazla konsantre olmaları gerekiyor.
İlk cümleye dönecek olursak, beden dili öğretilebilir mi? Sonradan öğrenilen beden dili ne kadar sağlıklı olur? Şöyle bir örnek vereyim mi? Akademik boyutundan şöyle bir örnek vereceğim. Aslında sizin çok hakim olduğunuz bir konudan örnekleyerek size karşıt bir soru soracağım. Bir tekniği bir kere de öğretebilir misiniz? Üzerinde idman yapılması gerekir. İletişim tercihleri de böyle, beden dili de böyle. Bir kere de öğrenilen bir şeyin sahaya yansıması suni kalabilir ama biz hep orada kilit bir kelime üzerinde duruyoruz. İçselleştirme. İçselleştirmek için de defalarca deneyim yapmak lazım, prova yapmak lazım. Şimdi ben biraz daha açayım. Hocam, Sadri Bey, biz öğretmiyoruz. Biz var olanı hatırlatıyoruz. Yani öğretme konusu apayrı bir şey. O çok meşakkatli ve uzun bir, yani o çok üstünde antrenman yapılması gereken bir şey. Esasında bunların hepsi bizde zaten kullandığımız şekilde var. Var olanın farkındalığını ortaya koyarak o şekilde davranmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani var olan beden dilini farkındalıkla kullanmaları. Farkındalıkla kullanmaları için de yani cümlenin başına şöyle bir şey söyledim. Hani karizmaydı, şuydu buydu, bunlar hep ön yargıyla kişisel algıya giren konular. Bir antrenör bir hakem bir antrenöre ön yargılı maça çıkarsa oradaki beden dili bunu ortaya, çok net ortaya koyuyor. Biraz baktığında, seyrettiğinde. Keza bir antrenör de ön yargılı çıkarsa, ya burada örneklerle vermek istiyorum. Esasında bu konuda geçtiğimiz sezonlarda beden dilini kullanma konusunda, daha doğrusu antrenör hakem ilişkilerinde en başarılı antrenör Obradović oldu. Obradović bence bu konuda mutlak, ben eğitim aldığına inanıyorum. İletişim eğitimi konusunda mutlaka bir eğitim aldığına inanıyorum. Çünkü güvenli bölge kullanımından tut, dokunsal, temassal iletişimle, hakemlerle kurduğu iletişimde çok başarılı oluyor ve hiçbir zaman çok aşırıya kaçan, her şeye, her anında her şeye itiraz eden bir tercihi de olmadığı için hakemleri pozitif olarak etkileme becerisine sahip oluyor. Bunun eğitimini bence mutlaka almış. Burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu beden dilini kullanırken Obradović örneğinden ilerleyerek söylemek istiyorum. Ben de çünkü hakemlik yaparken Obradović'in maçlarını yönettim. Genelde sahada iletişim kurduğunda haklı olduğuna inandığı pozisyonlarda hakemle diyalog kuruyor. Evet. Yani daha da rol yapmıyor. Bu da neyi getiriyor beraberinde? Samimi itimatı, güveni getiriyor. Tabii. O zaman da iletişim doğru başlayıp genelde doğru ilerliyor. Evet, doğru ilerliyor. Orada da o iletişimi beden diliyle, özellikle dokunsal tercihiyle çok çok nokta atışı kullanıyor. Çok önemli bir örnek. Daha da hakemlere dokunmak biraz tehlikeli sonuçlar verebilir ama. Yok. Şakası. İşin şakası diyene doğru. Bunun çok teşekkür ediyorum. İçselleştirmek gerekiyor. İçselleştirmeden olmaz. Bunun için mesela şöyle bir ödev de veriyoruz çoğu kez. Ayna karşısında çalıştırıyoruz arkadaşlarımızı. Hakemlerimiz olsun, sporcularımız olsun. Ayna karşısında kendiniz bakın bakalım samimi görünüyor mu şeklinde. Bazen kopya olduğu o kadar kokuyor ki kişilerle. Yani anlıyorsunuz direkt. Sakın diyoruz. Bundan uzak dur. Yani kopyadan özellikle uzak durmaları için yoğun tavsiyelerde bulunuyoruz. Kendi aramızda bolca pratik yapmaya çalışıyoruz. O sebeple uzaktan eğitim çok az yapıyoruz. Biz hakemlerle genelde de hep bir araya gelerek yapıyoruz çalışmalarımızı. Çünkü deneyimlemek lazım. Deneyimleyerek bunları görmek lazım. İçselleştirmekte yatıyor olay. Samimiyette yatıyor olay kesinlikle. İhsan hocam, ben Batuhan'ın niçin aynanın karşısından ayrılmadığını anladım. Teşekkür ediyorum. Hocam aramızda kalsın, çok iyi oldu. Tebrik ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok iyi. Görüşmek üzere. Bay bay. Eyvallah. Evet. Şu an yönetmenim ikaz ediyor. Son 3 dakikaya girdik. Sorusu olan başka kimse var mı? Ben şöyle bir şey soracağım. Son 4 dakikaymış peki. Bir dakika daha reklamdan kestik. Coşkun abi, yapacak bir şey yok. Demin Nisan Hanım şey dedi, bu kuşak maç içerisinde çok bağırdığınız zaman kendilerini kapatıyorlar ve vermek istediğiniz, kurmak istediğiniz iletişim kaybediyorlar. Peki biz de bazen de antrenörlüğün içerisinde
bir şey yapmadığı zaman bir reaksiyon vermeniz lazım. Yani ondan daha iyisini almak ve sizin o reaksiyonda aslında o yaptığı şeyi beğenmediğinizi de anlatmanız lazım. Bu da maçın içerisinde biz de insanız, oyuncu da insan, hakem de insan. Ne kadar kontrol etseniz de kendinizi, bazen kaybettiğiniz noktalar oluyor. Buradaki iletişimdeki öneriniz ne? Yani biz ona reaksiyonumuzu nasıl belli etmemiz lazım? Kızgın olduğumuzu nasıl belli etmemiz lazım? Babalarımızdan şöyle bir cümle hatırlarız Murat Bey. Hani böyle gözleriyle dövüyor. Hani bir bakışı vardır babamızın. Hani dövmekten beterdir aslında. Bağırmak, ya kızdığınızı belli etmek için illa sesin yükselmesi gerekmiyor. Sesinizi yükseltmeden de karşı tarafı çok ağır hissetmesini sağlayacak ifadelerde bulunabiliyoruz. Ama bu yine aynı yere geliyor. Yani deneyimlemek, kendinizi gözden geçirmek, kendinizi çok affınıza sığınarak söyleyeceğim, yani teşbihte hata olmasın, kendimizi terbiye etmekle başlıyor. Yani ben bağırarak bir yere ulaşamıyorsam artık yeni nesilde bağırmadan nasıl ulaşabilirim? Kendi yöntemimizi bulmamız lazım. Ve burada da Fatih Hocam'ın söylediği gibi yani şey değil, kopyalayarak değil. Aa, şu kişi bağırmadan da gayet güzel terbiye ediyor. Ben de o zaman bağırmadan konuşarak onun yaptığını yapayım. Aynı etkiye ulaşamayabilirsiniz. Herkesin kendi etkileşiminde kendi yöntemini bulması lazım. Bu da bağırmanın yerine koyabileceğiniz şeyler neler? Burada bağırmak tabii ki kişiye şahsi kişiselleştirerek bağırmaktan bahsettim ben örnek olarak. Yoksa sesimiz o maçın adrenaliniyle birlikte zaten yükseliyor, çok normal. Onu kişiselleştirmiyorlar. Ama kişiselleştirerek bağırdığımız zaman yani hakaret olsun, işte küfür olsun mesela, o boyutlardan artık yeni nesil uzaklaşıyor. Şimdi şurada en doğrusu esasında bu sorduğun sorunun şu anda samimiyetle sağlıklı bir cevabı yok. Bunun sağlıklı cevabının ortaya çıkması için Z ve Alfa kuşağı sporcularla bir araştırma yapılması, aynı şekilde o kuşağa hitap eden antrenörlerle de bir araştırma yapılması, o sporcuların ne anladığı, antrenörlerin ne hissettiği, ne anlatmak istediği ortaya konulduktan sonra bununla ilgili esaslı sağlıklı cevaplar ortaya çıkacaktır şu andan itibaren. Yani bizim şu anda akademik olarak da versek bu sorunun cevabı çok beni tatmin etmeyecek hiçbir zaman. Kişiye göre de değişken. Peki, hızlı devam edeyim diye 2 dakikamız var. Cem Aktağ bir soru sormak istiyor. Eğer kesilirse ben şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Peşinizdeyim. İkinci programı da yapacağız inşallah. Cem abi buyur lütfen. Teşekkür ederim. Cem abi mikrofonun kapalı. Ben açtım şimdi tekrar. Nasıl açıyordum onu ben? Nasıl açıyordum? Açtım mı? Başardın mı? Sen açtın. Peki, merhaba. Merhaba. Görüyor musunuz? Çok net. Ha, tamam. Ben ümitsiz gruptanım. Baby Boomers. 50'lerden filan. Çok kısa bir soru soracağım. Belki yetiştirebilirsiniz. Diyorum ki, bir oyuncuda yetenek yok, duygu var. Diğer oyuncuda yetenek yok fakat akıl var. Hangisini tercih edersiniz? Tekrar eder misiniz şıkları? Yetenek yok. Biri duygusal, birisi akıllı. İkisinde de yetenek. Birisi akıllı, biri duygusal. Şimdi akıl ve daha doğrusu şöyle, duygu, mantık ve yetenek karmasını birleştiriyorsunuz siz. O yüzden siz karma yapıyorsunuz. Birinde duygu var, yetenek var. Birinde mantık var, yetenek var. Hangisini tercih ederim? Doğru mu anladım? Evet. İhtiyacınıza göre değişir. Şu anda... Eğer bahsettiğimiz Z ve Alfa kuşağıysa mantık ve yeteneğin tercih edilmesi gerekiyor şu anki verilere göre. Bir analizden bahsedebilirim aslında. Amerika Birleşik Devletleri yeni nesil yönetici yetiştirme programlarının tamamını 2 numaralı modelden alıyor. Yani mantık var, duygu daha az. Evet. Tamamen yöneticilerini o havuzdan yetiştiriyor. Basketbol camiasının ihtiyacıyla alakalı bu Cem Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela anaokulu öğretmeni olmak istiyorsa 3 numaradan seçerdim. Duygu var, yetenek var. Ama basketbolda mantık gerekiyor, zeka gerekiyor. Çünkü basketbol zeka oyunu. Stratejik bir oyun. Evet. Kafa oyunu, kafayla oynamak lazım. O sebeple mantıkla yeteneği tercih ederdim diye düşünüyorum. Ama takımdaşlıkta sıkıntı yaşayacağımı bilirdim o kişiyle. Takım olmada zorlanırsınız o kişilerle. Yok zaten Z kuşağında... Murat bazen misin ya?